Arkadaşlar merhabalar bu videomla birlikte ÖSYM nereden nereye dörtgenler serisine başlıyoruz. Bu videoda son 10 yıl içerisinde ÖSYM'nin dörtgenler konusuyla alakalı sorduğu soruları analiz edeceğiz. Ve bu analizler nasıl olacak öncelikle ondan bahsedeyim size. Pasta grafiği ile dörtgenlerdeki konuların yani paraya kenar dikdörtgen kare gibi konuların çıkmış yüzdeliğinden bahsedeceğiz. Ama sadece dörtgenler kısmının yüzdeliğinden bahsedeceğiz. Sonra pasta grafiği ile hangi konudan kaçar adet soru çıkmış ondan bahsedeceğiz. Sonra bir tablo yardımıyla da hangi yılda hangi konudan kaç adet soru çıkmış ve toplamda ne kadar soru çıkmış ondan bahsedeceğiz. Ve sonrasında da e, ÖSYM sorularının benzerlerini yazdım. ÖSYM sorularının benzerlerini de bu PDF içerisine koydum arkadaşlar. Onu da şöyle hızlı bir şekilde gösterip ÖSYM'nin nereden nereye gittiğini size gözler önüne sereceğiz arkadaşlar. E hocam bu soruları çözecek misiniz diye soracak olursanız bu videoda sadece analiz yapacağız. Sonraki videolarda yani bu hafta içerisindeki videolarda da ne yapacağız? Bunların çözümlerini ÖSYM nereden nereye dörtgenler soru çözümü serisinde paylaşımını yapacağız arkadaşlar. Orada konu konu ve e, eski yıldan yani 2012 yılından itibaren başlayıp sıralı bir şekilde oradaki soruları çözüp e, o soruların nereden nereye gittiğinde yorumunu o video içerisinde yapacağız haberiniz olsun. Şimdi ne yapıyoruz? ÖSYM'lerden nereye? Dörtgenler serisinin analizine başlıyoruz arkadaşlar. Haydi bakalım başlayalım. ÖSYM'nin 2012 ve 2021 yıllarında birinci bölümde yani YGS önceden kağıdı şimdi kağıdı TYT oldu. Dörtgenler konusundaki sorduğu soruların yüzdeliğinden bahsedelim ve şuraya baktığımız zaman dikkatimi çeken iki tane konu var. Hocam dikdörtgen kare konusuyla çokgenler konusu önemli bir yere sahip olmuş. Hemen bunlara yıldız atalım. Dikdörtgeni kareye niye ayırmadınız? Ayırmaya gerek duymadım ki her ikisi de aynı konu neredeyse arkadaşlar. Ama dikdörtgen ve kareyi de ayrı ayrı ben sorularını çözeceğim için orada baktım. De, dikdörtgenden mesela dikdörtgen ve kareden toplamda 32 soru sorulmuşsa 16'sı dikdörtgen 16'sı da kare şeklinde sorulmuş. Yarı yarıya sorulmuş bilginize. Şimdi dikdörtgen %57.1'lik yere sahip. Çokgenlerde %25'lik yere sahip. E hocam Paralel kenara bakıyorsunuz önemli demiştiniz ama paralel kenar en az yerlerden biri olmuş TYT'de ya da AYT'de göreceksiniz. Öyle gibi gözüküyor. Arkadaşlar hayır paralel kenar yine önemli o yüzden buraya yıldız atıyorum. Niye önemli? E, dikdörtgen kare paralel kenarın özel bir hali değil mi? Evet e, dikdörtgen karedeki soruların çoğunluğu zaten paralel kenardaki verdiğimiz bilgilerden çözülüyor. En basiti şu temel yapıdaki alan muhabbetleri var ya. Bu tüm alanın yarısı olması ya da şu tüm alanın yarısı olması 5 yıldızlı alan muhabbeti. Ya da şu köşegen çizdiğimizde alanın yarısı olması gibi şeyleri dikdörtgen kare sorularında çok görüyoruz. Ya da e, paraya kenardaki anlattığımız hani şu benzerlik vari işlemler vardı ya. Hani üçgenlerden çözülebilen kısımlar vardı ya. Oradaki anlattığımız kısımlar yine dikdörtgen ve kare içerisinde geliyor. Yani beni ilgilendiren buraya baktığım zaman sayısal veri olarak baktığım zaman dikdörtgen kare ve çokgenler çok önemliymiş gibi gözükürken bu önemli olan konunun içerisine aynı zamanda paralel kenarı da yazmalısınız. Tamam ama bu demek değildir sadece bu konulara çalışacağız. Kesinlikle bu demek değildir arkadaşlar. Biz tekrarlarımızı yaparken bu konulara biraz daha fazla önem göstereceğiz. Diğer yamuk da önemli bir yere sahip gibi gözüküyor bakın burada. E, ee, deltoid de ve bu konulara da dikkat etmeniz lazım. Çünkü Deltoid'den mesela bir soru geldi. Katlama sorusu geldi 2021, 2020'de mi? Şöyle bakacak olursak. Deltoid'den 2021'de bir katlama sorusu geldi mesela. En zor sorulardan biriydi arkadaşlar. Güzel bir katlama. 2021 mi? Yanlış yazmış olabilir mi? 2020'de olabilir arkadaşlar. O da ufak tefek hataları da e, artık şey hoş görürsünüz. Neyse. Yani şuraya baktığım zaman dikdörtgen kare, paraya kenar ve çokgenler önemli. Diğer konularda tabii ki yine önem arz ediyor. Ama bunlara çalışırken e, daha istekli bir şekilde tekrarlarınızı yaparsınız arkadaşlar. Şimdi bunların soru sayılarına gelecek olursak şuraya baktığımızda dörtgenlerden hiç soru gelmemiş. Paraya kenardan bir tane eşkenar dörtgenden hiç soru gelmemiş. Deltoid'den bir tane soru gelmiş. TYT'de ya da YGS'de eski adıyla. E, dikdörtgen kareden 16 tane soru gelmiş. Tabi bu paraya kenar ya atıyorum 7-8 tanesi paraya kenar özelliğinden çözülüyordur arkadaşlar. O yüzden paraya kenara da dikkat edeceğiz. Yamuktan 3 tane soru gelmiş. Çokgenlerden de 7 tane soru gelmiş arkadaşlar. Şimdi bunun yıl yıl olan kısmına bakalım arkadaşlar. Eski adı 2018'e kadarki olan kısmı arkadaşlar. yGS'ydi Sonra biraz yeni nesil sorulara geçtiler biliyorsunuz. E, sonraki adı da THT oldu. Ama ağırlık eskiden de yeni sistemde de ağırlığa bakacak olursak dikdörtgen kare ve çokgenler. Hatta dikdörtgen kare çokgenler önemli bir yere sahipken Paraya kenardan da bir tane soru sormuş olmasına rağmen yine önemli bir yere sahip arkadaşlar. Buna lütfen dikkat edin. Tekrar tekrar söylüyorum. Eski sistemde de yeni sistemde de dörtgenlere birinci bölümde önem verilmiş arkadaşlar. Eski sistemde böyle dörtgenlerden böyle çok dengesizken işte bir bir sormuş bir dört sormuş. E, görüyorsunuz arkadaşlar. Ama yeni sistemde ortalama şöyle bakacak olursak dörder tane soru sormuş. Eskiden ortalama 2 tane mi? 2'ye denk geliyor. 2,5'a falan denk geliyorken şimdi yeni sistemde de ortalama 1. bölümde 4 tane soru soruluyor arkadaşlar. Haberiniz olsun. Bu tabloda bize gayet de güzel bir şey gösteriyor. Yani ÖSYM nereden nereye dediğimiz zaman sayısal verilere baktığımız zaman, sadece sayısal verilere baktığımız zaman TYT'de çok bir değişiklik göstermemiş. Dikdörtgen kare, çokgen ve paraya kenara önem vermiş arkadaşlar. Yamukta kısmen önemli diyebiliriz. Şimdi ikinci kısma gelelim. Yani e, LYS eski adıyla LYS. LYS'de kaç tane soru soruluyordu arkadaşlar? 30 tane soru soruluyordu. 6'sı müfredat dışı diyecek olursak 24 tane soru diyelim isterseniz buna. E, AYT'de de yine 10 tane soru sorulmaya devam ediyor yeni sistemde arkadaşlar. Burada da bakacak olursak burada da önemli bir yere sahip olan dikdörtgen kare ve çokgenler yine önemli bir yere sahipmiş arkadaşlar. Ve burada da ne diyeceğiz? Paralel kenarın da yüzdeliği biraz artmış LYS'de ama Dikdörtgen karenin de yüzdeliği farklı fazla olduğu için paraya kenardan da çözülebilen sorular da çok fazla olduğu için paraya kenarda yine burada önemli diyebiliriz arkadaşlar. Ee, dikdörtgen kareden yüzde kırklık çokgenlerden yüzde ve şuraya baktığımız zaman paraya kenardan yüzde onluk kısım soru olarak çıkmış. Yamuktan yüzde on iki buçuk yüzde iki buçuk eşkenar dörtgenden de yüzde buçuk normal genel dörtgenlerden de yüzde yedi buçukluk bir soru sayısı var arkadaşlar. Soru sayılarına bakacak olursak da dörtgenden 3 tane, paralel kenardan 4 tane, eşkenar dörtgenden ve deltoidden birer tane soru gelmiş. Dikdörtgen kareden 16 tane soru gelmiş. Yamuktan 5 tane ve çokgenlerden de 10 tane soru gelmiş. Şimdi hangi yıllarda kaçar adet, hangi konudan kaçar adet soru çıkmış ona bakalım. TYT'deki gibi yığılma, dikdörtgen, çokgenler ve e, paralel kenardaymış gibi gözükse de aslında biraz daha dağılım var arkadaşlar. Diğer konulara da şöyle bir, bir sormuşlar arkadaşlar. Gördüğümüz kadarıyla. Ama önemli olan konu yine dikdörtgen, çokgen ve paraya kenar diyebiliriz. Eski sistemde çokgenlere yine ağırlık vermişken yeni sistemde çok daha fazla AET'de çok daha fazla önem vermemiş. Ha o yüzden bunu çok detaylı göstermiyorum. Çünkü pdf'i indirip siz detaylı bir şekilde bakabilirsiniz diye arkadaşlar. O yüzden pdf'i videonun açıklama kısmındaki linkten indireceksiniz ya. Oradaki şeylere de bakabilirsiniz. Ama siz videoda da zaten görüyorsunuz. Önemli olan yerler arkadaşlar. Dikdörtgen kare, paralel kenar e, önemli. Ama yeni sistemde şöyle baktığımız zaman e, aslında çok da soru gelmemiş. Bunun sebebini de söyleyeyim size şimdi. 2018'den sonra AYT kısmında arkadaşlar. Bu arada soru sayılarına da şöyle bir yüzdelik olarak bakalım mı? Yüzde, e, 24 tane soru vardı öncesinde arkadaşlar. Şurada soru sayılarına bakacak olursak hocam şöyle 2017'ye kadar baktığımız zaman 7, 4, 5, 6, 8, 5. Yani ortalama 6 soruya denk geliyor. 6 soruda 4'te biri oluyor. Yani %25'lik kısmı soruların %25'lik kısmı dörtgenlermiş. Şuraya geldiğimiz zaman da ortalama böyle 1, 2, 2, 2 gibi gözüküyor. Burada bir sıfır tane sormuşlar ama hiç sormamışlar daha doğrusu. Ortalamayı biraz düşürüyor ama 2 tane yani 10 soruda 2 tane %20'lik bir dilime denk geliyor diyebiliriz. Yani ÖSYM çizgisi aslında çok fazla bozmamış gibi gözüküyor burada. Önceden %25'lik sorarken şimdi de dörtgenlerden ikinci bölümde %20'lik kısmını dörtgenlerden sormuş. E hocam 2021'de hiç dörtgenlerden sormamış. Bunun sebebi nedir diye soracak olursanız da. Arkadaşlar biliyorsunuz artık 9 ve 10. sınıf bizim TYT kısmı ya. TYT kısmı 9 ve 10. 9 ve 10'da neler vardı? Üçgenler, dörtgenler ve katı cismin yarısı yani prizmalar ve piramit konuları vardı. Bu zamana kadar prizma ve piramit sormadılar ama bir sürpriz yapıp piramit de sorabilirler arkadaşlar haberiniz olsun. Ee, burada birinci bölümde üçgen ve dörtgen çok önemliydi ve 2021 sınavında 4, 5 tane üçgen sordular 3 tane de dörtgen sordular. Yani dörtgen hakkını birinci bölüme sakladılar. Ha bu sayı 4'e 4 e de olabilir 3'e 5 de olabilir yani dörtgenlerin sayısı daha da artabilir. İkinci bölümde ne yaptılar? Ağırlığı analitiği ve çembere verdiler. Ee, hatta soruların yarısı analitik geometriydi. Çember analitiğinde katacak olursak. 5 tane soru analitikten gelmişti. Ee, yanlış hatırlamıyorsam 3 tane çemberden gelmişti. Bir tane katı cisimden gelmişti. Bir tane soru da nereden geldi hatırlamıyorum ama bakarız. En son genel bir değerlendirme yaptığımızda söyleriz. Ee, oraya baktığımızda arkadaşlar dörtgenlerden soru yokmuş gibi gözüküyor. Aslında ama analitikten böyle 5 tane sordular ya. Analitin içinde dörtgenleri kullandıran sorular vardı arkadaşlar. Ya da üçgenleri kullandıran sorular vardı arkadaşlar. Ya mutlaka burada sormamasının sebebi işte ondan kaynaklanıyor. Ben dörtgeni size analitik içinde soracağım kardeşim diyor ÖSYM. Ha önümüzdeki sene ne yapar? Belki şunu yapabilir. Analitik 5 tane sormuştu ya LSE'de. 2022 sınavında belki şunu yapabilir. Hocam ben analitikten 4 tane sorayım, bir tane dörtgen buraya yapıştırayım diyebilir. Ya da işte o dikdörtgen hakkında neye saklar onu da bilemiyoruz işte burada. Böyle bir genel dağılım olabilir. Ya da analitikten 3 tane soru sorar. 2 tane de dörtgenleri saklayabilir. Ya da biri üçgen, biri dörtgen de olabilir arkadaşlar. O yüzden buna da dikkat edin. Ee, çünkü daha önceki senelerde bunu yapmıştı arkadaşlar. ÖSYM bir baktık böyle sınavda soruların yarısını yani 10 sorunun 5 tanesini çember sormuştu. Ertesi sene bir baktık bir tane çember sordu bu senede yapar mı öyle bir şey? Vallahi belli olmaz. Ha bir tane sormaz analitikten de yine belki 3'e falan düşürebilir analitik sayısını. 3'e ee, düşürdüğü zaman da o zaman ne yapacak? O dörtgenlerle ilgili soru sorabilir. Yani dörtgenlerle de ilgili dik dörtgenden, yamuktan, çokgenlerden ya da paraya kenardan herhangi ya da herhangi bir konudan herhangi bir şekilde konu karşımıza gelebilir arkadaşlar. Tamam haberiniz olsun. Bu dediklerimi de lütfen dikkate alın. E son yıllarda yine dikdörtgen kare ve yamuk sorularından sorular sorulmuşken ikinci bölümde çokgenlerden böyle son yıllarda soru sormamışlar. Bir sürpriz yapıp çokgenlerden de yine soru sorabilirler arkadaşlar. Ne zaman ne olacağı hiç belli olmuyor. Lütfen dikkat edin buna da. Evet ve dağılım da tabii diğer konulardan da gelebilir ama siz tekrarınızı yaparken de yine ne şey yapıyorsunuz? Dikdörtgen kareye, çokgenlere ve paraya kenara böyle ayrı bir önem verirseniz hatta yamuğa da katarsanız. Çünkü yamukta birinci bölümde biraz soru sayısı fazla gibiydi. ikinci bölümde de biraz fazla gibi. E yamuğa da biraz böyle şey katarsanız sizin açınızdan iyi olacaktır. Yani önem verirseniz tekrarlarınızda sizin açınızdan daha iyi olacaktır arkadaşlar. Evet soru sayılarını gördünüz. Şimdi bakalım bir de böyle bir yorum yapalım arkadaşlar. Ben bir de şunu inceledim. Ya bu dörtgenler böyle ama. Bu dörtgenlerin kaçı alan bilgisi, kaçı açı ve uzunluk bilgisi. Yani soruların %49.3'ü açı ve uzunluk bilgisi. Ya açı ya da uzunluk bilgisi arkadaşlar. %50'si de alan bilgisi şeklinde çıkmış. %50.7'si. Yani yarı yarıya. Dörtgenlerden mesela 4 tane soru geldiyse. TYT ve AYT'de toplamda 4 tane soru geldiyse. Bunun ikisi açı veya uzunluktur. Diğer ikisi de mutlaka ama mutlaka alan şeklinde geliyor. Ona da dikkat edin. Alandaki muhabbet de o paraya kenardaki verdiğimiz temel yapılardan geliyor arkadaşlar. O temel yapılar neydi? Onu da hemen şöyle hatırlatalım. Şu bizim dörtte biri olması şu yarısı olması gibi şeyleri çok kullanıyor. Özellikle dikdörtgen içerisinde falan çok kullanıyor arkadaşlar. Hatta bu bizim 5 yıldızlı alan muhabbeti çok fazla karşımıza çıkan şeydir. O yüzden bunlara dikkat edin. Bunları ben ee, hatta şey içerisinde de aldım. Burada özellik içerisinde de aldım arkadaşlar. Hadi bakalım. Öncelikle şuna da bakalım. Yani Neye dikkat edeceğiz öncelikle? Açı uzunluk bilgisi ve alan bilgisinden yarı yarıya soru geliyor arkadaşlar. Bir de şuraya çok dikkat edin arkadaşlar. Bu çok önemli bir bilgi. Benim anlatış tarzıma da çok uyduğu için çok seviyorum bunu aslında. Şöyle baktığımız zaman bütün 10 yıl içerisindeki bakın son 10 yıl içerisindeki çıkmış bütün soruları elimle yazdım biliyorum inceledim benden daha iyi bilen de yoktur çünkü benzerlerini hepsini yazdım yeni yazdım o yüzden bu yorumu da çok rahat bir şekilde yapabiliyorum arkadaşlar sorulara baktığımız zaman soruların dörtgenler sorularının çoğunluğu yani %91.3'ü e, sanırım 70 küsür tane soru vardı arkadaşlar. İşte bu 70 küsür tane sorunun çoğunluğu tanım bilgisiyle yapılıyor. Yani sen atıyorum dikdörtgenden soru geldi. Dikdörtgenin tanımını bil ve geri kalanını üçgenle yap. O şekilde soru geldi. Özellik bilgisiyle yapılan sorularda %8.7'si. Yani toplamda da 6 soruya ne denk geliyordu arkadaşlar yanlış hatırlamıyorsam soru sayısını yazmamışım ama toplamda da 6 soruya falan denk geliyordu. Hatta toplamda ben bir soruya denk geliyor diyebilirim hatta hiç e, özellik bilmeseniz de bütün soruları özelliksiz bir şekilde yapabilirsiniz diyebilirim. Niye? Çünkü şöyle bir özellik sormuştu arkadaşlar e, şöyle bir paralel çizmişti şu paraleli hatırlıyorsunuzdur bir paralel kenarın özelliğinde vardı. Karşılıklı köşelerden çizilen paralellerin toplamları ne oluyordu arkadaşlar? Birbirine eşit oluyordu. Yani hocam, şuradan çizilen artı buradan çizilen de buradan çizilen artı buradan çizilen toplam birbirine eşit oluyordu. Hatta o soruda böyle bir üçgen de ver falan da vermişti galiba. Ee, buradaki üçgenle şuradaki üçgen benzerlikten de e, hatta eş üçgenden de soruya e, soruya ulaşabilirsiniz, çözümüne ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Yani sen özelliği bilmesen de yine üçgen bilgisiyle soruyu yapabilirsin. O yüzden bütün sorular neredeyse Şeyden yapılıyor. Yani tanımı bil ve üçgen yardımıyla. Konu anlatımında da ben size nasıl anlatıyorum zaten. Bir paraya kenar diyorum. Tanımını veriyorum. Sonra üçgenle ilgili yapılabilen kısımlarından bahsediyorum ya sorularda. ÖSYM de aynen o şekilde sormuş arkadaşlar. Çok fazla detaya girmemiş. Ha hocam ee, siz 6 tane dediniz bir tanesi özellik diğer özellikler arkadaşlar şunları da özellik derseniz tamam. Bunlara da özellik derseniz 5 tane de bu alan yapılarından sormuş mesela. Ama ben bunları özellik olarak almıyorum zaten. Bunlar bizim paralel kenardaki temel yapılarımız. Bir tanım gibi düşünebiliriz arkadaşlar. Çünkü üçgenlerden çıkıyor ispatı Ya bunun dörtte biri olması, bu alanın yarısı olması ya da burada kalanın yarısı olması çok önemli diye paralel kenarda anlattık zaten. E bunları da özellikten çıkartırsak soruların çoğunluğu ya da hepsi nereden çıkıyor? Sadece tanım bilgisi ve üçgenden çıkıyor. Lütfen ama lütfen buna dikkat edin. Ha ÖSYM artık şu şekilde düşünebilir. Kardeşim LYS dediğimiz kısım bilgi kısmı. Ben öğrenci burada bir formül biliyor mu bilmiyor mu ölçmek istiyorum diye de söyleyebilir. Ama bana kalırsa bir özellik soracaksa da 10 sorudan bir tanesini özellik sorar. Yani yüzde ya dörtgenlerle ilgili belki bir tane özellik sorusu çıkabilir karşımıza. Ya da hiç çıkmaz diye düşünüyorum aslında ben. Çıksa bile de ee, o özelliği bilmen şart değil diye düşünüyorum. Çünkü üçgenleri iyi biliyorsan üçgen bilgisiyle de aynen buradaki sorudaki gibi üçgen bilgisiyle de sonuca ulaşabilir misin gibi hissediyorum. Ama siz yine de ne olur ne olmaz ben böyle düşünüyorum ama bu benim düşüncem. Ne olur ne olmaz sınava girmeden önce hani tamam hocam özellikleri ben ezberlemedim bilmiyorum. Sınava girmeden önce iki gün önce aa bir bakayım paralel kenardan hangi özellikler var. Ya da bir eşkenar dörtgende ya da bir e, dikdörtgende karede ya da yamukta hangi özellikler var diye şöyle bir bakayım derseniz esin açınızdan da iyi olur. Ama bana kalırsa dörtgenlerdeki her bir dörtgenin tanımını bilip üçgenleri de sağlam bir şekilde yapan arkadaşlar bu soruları yalayıp yutar. Çok da rahat bir şekilde yapar. ÖSYM 10 yıl içerisinde hep böyle sormuş. E çizgisi bu. Demek ki bundan sonra da böyle sorar. Arada sürprizler de yapar mı? Yapar arkadaşlar. Tamam. Evet böylelikle analizlerimizi sayısal anlamda yaptık mı arkadaşlar şöyle yaptık. Sayısal anlamda baktık ya yaptığımız zaman önemli olan konuları şöyle bir gördük. Dikdörtgen kare paralel kenar ve çokgenler olduğunu hem TET'de hem de AYT'de gördük. Tabi diğer konuları da es geçmeyeceğiz. Şimdi ben burada şu soruları da size göstereyim. Hızlı bir şekilde göstereyim arkadaşlar. Sorular bu şekilde 2012'den itibaren 2018'e kadar hep eski nesil arkadaşlar. Arada böyle yeni nesil sorular var. Ben şunu yaptım katlamayı yeni nesilden almıyorum. Çünkü 2012'den beri sorulan bir soru olduğu için. Ben bazı eski nesil soruları da yeni nesle çevirip öyle sordum. ÖSYM'nin sorduğu sorunun tarzıyla çözülüyor. Ama bunu yeni nesle çevirip öyle sordum. Zaten bu yönde de şanslısınız. ÖSYM bunu yapmıyor muydu? Eski nesil soruları yeni nesil olarak karşımıza sunmuyor muydu arkadaşlar? Evet. Aynen bunu yaptım. Böyle bir 7-8 tane soru da arkadaşlar baya bir, e, bir soruda bu şekilde davrandım. Normalde bu eski nesil bir soruydu. Böyle dikdörtgen çizmişti işte e, bir kenarı şu bilmem ne falan filan diye söylemişti. Ama ben bunu yeni nesil soruya çevirdim haberiniz olsun. Şöyle görüyorsunuz arkadaşlar. Sorular böyle. Şöyle net bir şekilde. Tabi eskiden de e, yeni nesil bir soruda varmış. Şöyle bakacak olursanız. 2013'te de şöyle yeni nesil bir soru öğrencilere ya yeni nesil diyebiliriz. Böyle hikayesi fazla bir soru. Güzel bir soru arkadaşlar bu da. Bakarsanız görürsünüz. Ama 2018'den sonra net bir şekilde şey oluyor. Mesela şunu da yeni nesil soruya çevirdim. Ee, bunların içi boşluğu ben sadece boyadım arkadaşlar. Şunu da yeni nesil soruya çevirdim şöyle. Bunlar hep eski nesil sorular arkadaşlar. Gördüğünüz üzere. Bakın çok da rahat bir şekilde yapılacak bir soru. Bunu da yeni nesil soruya çevirdim. Şöyle bakacak olursak 2016, 2017, e, 2017'de de bir katlama zaten. Bu da eski nesil bir soru diyebiliriz. Bunda da bir sıkıntı yok. Ama 2018'e geldikten sonra arkadaşlar bakın. E, 2018'de direkt başlıyor. Direkt başlıyor. Bunları ayrıntılı bir şekilde daha sonrasında çözeceğiz arkadaşlar. 2018'den sonra bak şekle bak. Birinci şekil bu. İkinci şekil bu. Hatta bu şekil arkadaşlar. Bu soruya dikkat edin bence. Niye biliyor musunuz? Bu şekli ben şöyle televizyonun üzerine dantel koyma sorusuyla aynı mantıkta çözülebilen bir soru bu. Hatta ben o televizyonun üzerine dantel koyma sorusunu çembere uyarlamıştım. Bir yere asmıştım. Ee, o mantıkta bir soru da geçen sene sınavda geldi. Bakın benim 3 sene önceki yazdığım sorunun aynısı. Sadece güneş batıyor. Ben ne yapmıştım? Ee, asmıştım. Ben aşağı doğru çekmiştim. Aşağıdaki kısım gözüküyordu. Yukarıdaki kısım gözükmüyordu. Ee, ÖSYM'de güneş batar şekilde sordu. Güneş batar şekilde sorduğu zaman da Alttaki kısım gözükmüyordu. Aynı mantıkla çözülen çok kolay bir soruydu. E, o yüzden bu yazdığım soruya da dikkat edin. O mantıkla yazılan e, yine kareye uyarlanmış bir soru. E, bu da karşınıza çıkabilir arkadaşlar. Şöyle bak bakacak olursak hep yeni nesil sorular mevcut. Bir tek böyle düzgün çokgenlerin böyle sayısı fazlaysa yani düzgün dos, dokuzgen, düzgün ongen gibi bir soru gelmişse o, o, o sorularda bize e, eski nesil bir soru sorabilirler arkadaşlar. Bakın bu düzgün kaçgen sorusuymuş arkadaşlar. Ongen sorusu. Eski nesil bir soru. Bir tane daha var. Şöyle bakın. Eski nesil, yeni, yeni, nesil sorular görüyorsunuz. Şöyle. Çok da değişik ilginç sorular var arkadaşlar. Şöyle. Ee, şurada bir düzgün kaçgen sorusu var yine. Düzgün 12 gen sorusu var. 2021 sınavının benzeri bir soru arkadaşlar. Orada da düzgün ongen diye sormuştu. Hatta sınavın en zor sorularından biriydi. Ee, o yüzden bu soruya da dikkat edin. Bu da eski nesil bir soru. Düzgün ongen ve düzgün 12genle ilgili ya da düzgün 9genle ilgili sorulan sorular genelde eski nesil olarak gelir karşımıza. E, şu diğer soruların hepsine baktığımız zaman hep yeni nesil olarak karşımıza çıkmış sorular arkadaşlar gördüğünüz üzere. Ve şurada da bir tane soru yazdım. Sorularda böyle ÖSYM'nin nereden nereye gittiğini de sorularda da şöyle net bir şekilde görmüş oldunuz. Ne yapacaksınız arkadaşlar? Sizler bunları pdf'ini indireceksiniz şöyle soruları bakabilirsiniz ya da bu pdf'i e, indirip soruları bunun üzerinde çözebilirsiniz ama ben bu videodan sonraki seride ne yapacağım ÖSYM nereden nereye e, dörtgenler soru çözümü serisinde de e, konu konu bunları böyle e, sorularını çözeceğim arkadaşlar ve konu konu e, sorularını çözdükten sonra da videonun son 10 dakikalık kısmında da her soru çözüm videosunun son 10 dakikalık kısmında da yorumu yapacağım İşte ÖSYM Atıyorum yamuk konusunda böyleyken şu konuma gelmiş. Dikdörtgen kare konusunda böyleyken şu konuma gelmiş diye yorumlarımızı da soru çözüm kısmında yapacağım arkadaşlar. Evet bu şekilde PDF'teki soruları da size böyle göstermiş. Oldum arkadaşlar. Çok güzel, çok orijinal sorular var. Eski nesil soruları, yeni nesil soruları da çevirdik ve çok da güzel şöyle bir analizler de yaptık burada ÖSYM'nin nereden nereye gittiğini hem analizler sayısal olarak gördük hem de soru olarak gördük. Ee, size bayağı bir katkı katar. Ve bu arada arkadaşlar bu videolarda acayip bir emek var. Mesela rehberlik videolarını çekerken bu 10. videom mu ne? Yani düşünün soru çözme videoları olsa hemen tak tak çözülüyor da bu rehberlik videolarında biraz daha hassas davranıyoruz ve çok emek veriyoruz. E, bu emeğimizin karşılığını siz de e, gösterirseniz verirseniz bize seviniriz. Ya en azından bir abone ol tuşuna basın bir beğeni tuşuna basarsanız arkadaşlar biz de yaptığımızın emeğini karşılıklı karşılığını görmüş oluruz. En azından bu serinin de beğenildiğini de görmüş oluruz arkadaşlar. Abone olmayı beğenmeyi lütfen ama lütfen unutmayın. Bundan sonraki videoda ÖSYM nereden nereye dörtgenler serisinin soru çözümü kısmında görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.